Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, birçok kişi diyecek ki Fatma'nın çok sessiz konuşuyorsun. Şu an gecenin saat 1:30 ve ben kargo hazırlıyorum. Kargo hazırlarken de arkadaşlar, bu arada gece çekimlerine devam ediyorum. Bunu da her zaman böyle şöyle söyleyeyim, kızıma teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu telefonu bana alırken, anne sen gece çekimlerini çok yapmak zorundasın, bundan al diye ısrar çok etmişti. Şimdi arkadaşlar, kargo hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi Zülfü Ağçay Hanım'a hazırlayacağız. Şöyle, ben inanın elimden geldiğince en güzellerini ve köklülerini kendisine, sen bilirsin, kargosu olarak koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de şunu yine söyleyeyim, bunu yine hatırlatayım arkadaşlar. İlk alanlar şanslı. Neden ilk alanlar şanslı? Biliyorsunuz ben türleri şöyle en büyük haliyle, bu saksıda en büyük hangisiyse onu göndermeye çalışıyorum. Şimdi benden sadece sen bilirsin kargosu istedi arkadaşlar. Fakat dedi ki, Fatma Hanım, sizin dedi pulvinatanızdan dedi ve özel tür kaktüsünüzden dedi bana gönderir misiniz dedi. Tabii ki de gönderirim. Şöyle pulvinatım arkadaşlar. Oraya köklenmesi için koymuştum. Köklenmiş. Çok da güzel olmuş. Şöyle arkadaşlar, kısmete bak. Kısmete bak. Yavrulamış perli de altlardan yaprak kurutmuş arkadaşlar. Önemli değil. Çok sağlıklı. Perli değil, pardon, polluks. Söyleyemiyorum da. Ve şöyle perli. Biliyorsunuz ben kalp yapraklı sukulenti ve perleyi çok severim. Polluksu çok severim. Benim grap dolarımı çok severim. Arkadaşlar, hangisini ayırayım ki? Bu arada benim demiş yakut kolyem var. Yakut bana göndermeyin demiş arkadaşlar. Kendisine yakut göndermeyeceğim. Şimdi şöyle balde buraya koymuştum, köklenmiş. Bakın. Önce köklenmiş olanları gönderiyorum. Bu saksı tarumar oldu. Böyle bazı kişiler biliyorsunuz ara sıra bana yorum yazıyor ve diyor ki, çok bakımsız bir saksın var, neden saksına bakmıyorsun gibi, biliyorsunuz, yazabiliyorlar. Ama arkadaşlar, gönderiyoruz, çalışıyoruz, yani görüyorsunuz. Bu arada unutmayalım arkadaşlar, baldi göndermeyi, pardon, baldi diyorum, Van Gogh'lu. Bu bundan arkadaşlar. Köklenmiş. Çok güzel bir, çok şanslı birisi ya. Çok güzel bir, böyle işleri rast gide gide çok güzel bir kargo oldu. Şöyle bir türüm var ama arkadaşlar, bu köklensin. Bu şurada kökleniversin. Bakın, şu köklenmiş ve kirlenmiş. Arkadaşlar, dün gece bunun üstüne kargo hazırlamıştım. Dökmek zorunda kaldım.
sulandığı zaman geçer diye düşündüm. Ama işte. Şundan da koyayım arkadaşlar. Şunları şu kenarlara dikerken ne düşündüm biliyor musunuz? İlk dedim sen bilirsin kablosunda bunları göndereceğim dedim. Arkadaşlar kompost o kadar güzel olmuş ki. Bunda kompost toprak vardı. Tüylü telgraf söyleyemedim. Pek telgraf çiçeğim kalmadı. Tüylü telgraf hadi elime gelmişken koyayım ondan da. Arkadaşlar şirek kulağı. Bakın diğer kargolara nasip olmadı. Köklenmiş şirek. Çok şanslı diyorum ya. Zülfü Hanım, çok şanslısınız. Tek şanssızlığınız benim çok sessiz konuşmak zorunda olmam şimdi. Gece olması. Bunun dışında bir şanssızlığınız yok yani. Maşallah subhanallah şansınıza. İnşallah bir de özel tür kaktüsünüzü unutmam. Şu da arkadaşlar özel tür. Bundan da koyacağım. Bin bir surat koyalım. Değişik türler var. Seradan şundan koydum. Ekip kendi köklendirdiğimi koydum. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Seradan aldıklarımdan böyle yarı canı inmişler oluyor. O yarı canı inmiş olanları ben buraya ekiyorum arkadaşlar. Ha şundan da koyayım. Ve berikata olan her şeyden koydum. Öyle daha koyulacak olanlar dolu. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Allah'ım bu bizim mahalleli ne oldu gece gece ya? Konuşan, ağlayan, sızlayan. Şu giderse ölür arkadaşlar. Şöyle ek vereyim. Ne kadar susuz kalmış bu saksım ya. İnanın şu köşedekileri göremiyorum. Yani bunlar ne? Bunlar ha benim bir tane bakayım. Gül şeklinde. Oo, koptu. Hepsi koptu. Of. Şöyle gül şeklinden var. Arkadaşlar yine şöyle mor kara sevda var. İsmi ne kadar güzel. Kara sevda. Arkadaşlar kamp ateşi bu kışın çok güzel oluyor. Serada bunu gördüğünüz zaman var ya böyle almadan duramazsınız. Şu saksı çok 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 kurumuş. Bu saksıyı sulamam lazım. Veya yarından sonra tatil ve şunu güzel bu benim semizotu.
Afra. Onu bir ekmem lazım. Bu arada arkadaşlar, sen bilirsin, kargosunda bir kişi dedi ki bana şey koyma dedi. Bu jelibon var ya, bundan koyma dedi. İnanır mısın, yaptığım bugünkü hiçbir kargoya koymadım, sanki herkes demiş gibi. Arkadaşlar şu çok sakat ya. Şunu arıyorum. Bu susuz kalmış. Ben hep kırmızı grapta diyorum ya arkadaşlar, sedum clavatum. Ondan koymuşum ama neyse, kısmetinde varmış. İki tane koydum. Şimdi gideceğim Bangkoklu ve özel tür bir tane sukulent alıp, şey, kaktüs alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar kısaca çektim hemen. Bu özel tür bir kaktüs. Şöyle kırmızı dikenleri var. Bende bu daha kırmızı oldu. Bu bana Rabia Hanım'dan gelmişti. Ben bunu serada gördüğümde de daha farklı fiyata satılıyor. Fazla fiyata satılıyor tabii ki. Özel tür idi. Şu da özel tür. Aslında burada olanların birçoğu arkadaşlar serada olmayan türler. Olan türlerde zaten kışın çekiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi bir de benim bir kargom daha var. O kargomu da yapalım birlikte. Ondan sonra inşallah ben kargolama kısmına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şu kaktüsten istedi. Arkadaşlar şöyle bundan iki tane istedi bu özel türden. Şimdi zaten çok yok. Zaten bir zaman sonra satışını da durdururum. Şöyle. Bir de arkadaşlar şu benim taş kaktüsüm. Bu çok güzeldi. Bunun biliyor musunuz? Bir şey düştü içeride. Büyük olanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birisi almıştı. Ona göndermiştim. Ve şundan bir tane hediye göndermek istiyorum. Arkadaşlar geçen sefer de bir kargoda yine düşürmüştüm, sonradan almıştım. Şimdi de inanın ortalıkta bile yok. Onu alacağım, ona hediye olarak göndereceğim. Bir tane de şundan hediye koyayım arkadaşlar. Kaktüslerin hepsinden. Bakın şu da özel tür. Büyük ihtimalle diğerlerinden zaten gözükmüyordu arkadaşlar. Bu görüntü kalitesizliği için sizden çok 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 özür diliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani ben de gece kargomu hazırlayıp sabah vermek gibi bir durumdayım. Ne kadar susuz kalmış bu zavallıcık.
Çok susuz kalmış arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şunu da ben buradan alayım. Onu ben götürüp çöpe atayım. Böyle kaktüs cihazlarımın da burası böyle yoldundu. Çok seviyorum ya. Şu birazdan önce büyüse, kocaman olsa. Ya ben bu yani şey size bir şey anlatacağım bu videonun sonunda. Bunu sonra da anlatırım. Amasya'ya gittik işte gezmeye. Bu kaynana topuzunu orada birisi gördü. Dedi ki aa dedi kaynata topuzu. Dedim o kaynana topuzu. Niye dedi kaynana topuzu oluyormuş dedi. Kaynata topuzu dedi. Sonra dedim ki peki şu kaynana dili diyorlar ya arkadaşlar tavşan kulağı. O ne dedim. Dedi ki kaynata dili dedi. Ay o kadar güldüm ki dedim ki içimden demek ki dedim kaynatadan yaralı. Neyse isimleri koyanlar Anadolu'da bir şeye göre koyuyorlar ya. Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Gecenin 1.30-2'si. Bendeki de espri gücüne ne diyeyim artık. Hoşçakalın.